Merhabalar arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi modelimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni gören arkadaşlar için şöyle göstereyim. Bu modeli yapmaya çalışıyorum. Şimdi şuraya kadar geldik. Buradan sonrasını birlikte devam edeceğiz. Bölümün videolarını, birinci ve ikinci bölümü, videonun altında açıklamalar bölümü var arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yine açıklamalar bölümüne şablonun linkini de paylaşacağım. Oradan şablonu da alabilirsiniz. Şimdi şu sırayı ikinci bölümde bu sırayı göstermiştim. Bu şekilde yapalım diye tamamladım ben. Bu aralarda 7 tane zincir çektik. Şu aralarda bir zincir çektik. Yine 6 tane trabzan yaptık. Bu şekilde dolandık. Şimdi bir zincir çekiyoruz, birleştiriyoruz. Yine ilk trabzan üzerine batıyorum. Birleştirdim. Şimdi birleştirdiğim yerden 3 tane zincirle yukarıya çıkacağım. Evet, bir saniye, orayı bir ayarlayalım. Tam ortada kalmasın. Evet, şöyle yapalım. Şimdi tam burası birleştirme noktası, ortada kalmasın arkadaşlar. İpimizi şuradaki son trabzana kadar taşıyalım. Birleştirme noktamız orası olsun. İp taşıma tekniği dediğimiz teknikle son trabzanın üzerine kadar geldim. Buraya kadar ilerlettim. Şimdi buradan 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya batarak 3 tane trabzan yapacağız. Zincir birinci trabzanım olacak. Aynı yere batıyorum. 1 2 1 ilmek, sonra 2 ilmek çektim. Tekrar bir tane daha yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi üçünü birlikte kapatıyoruz. Hatta bunu fıstık yaparsak daha güzel olur aslında. Şöyle yapalım. Değiştiriyorum orada. Evet, bazen kendim böyle değişiklikler yapıyorum ama şöyle 2 3 3 tane trabzan yapıp çıkartıyorum. Baştaki trabzanın tepesine girip buradan da ilmeği alıyorum. Şöyle ince bir fıstık yapalım, daha güzel duracaktır. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir kez doladım. Bu sefer buradaki trabzanın üzerine giriyorum. 1 tekrar 2 aynı yere batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. Yine ilmeği çıkarttım. İlk trabzanın üzerinden tığımı geçirdim. İlmeği de buradan alıyorum. Şöyle geçirdim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir. Buradan buraya kadar trabzan yapıyoruz şimdi. İlk yuvayı atlıyoruz. Buradaki ikinci yuvaya atlayıp bir sonrakine geçiyorum. Buradan itibaren trabzan yapmaya başlıyorum. Hemen sayalım kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 tane trabzanımız olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciyi son trabzanın üzerine batarak yaptık. Altıncıyı buradaki boşluğa batarak yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz şimdi ilk trabzan üstünden. 7 8 9 10 ve 11. Evet, 11 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane yine zincir çekiyoruz. Şimdi burada yine son trabzanın üzerine batıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya batarak. 1 2 3 Tığımı ilmekten çıkartıyorum.
birinci trabzanın tepesinden geçirip ilmeğimi geçirdim tığ. Buradan da çektiriyorum. Şöyle. Sonra 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 zincir. Tekrar birinci trabzanın üzerine geldim. 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Evet, tığımı çıkarttım. Birincinin üzerinden tığımı geçirdim. Buradan da ilmeğimi aldım ve çektim. 2 zincir. Buraya tekrar aynen buradaki gibi 11 tane trabzan yapacağız. Birinci yuvaya atlıyoruz. Sıradakiye, bir sonrakine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, boşluğa batıyoruz. 6, ilk trabzanın üzerine batıyoruz. 7, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi 2 tane zincir. Son yuvaya batıyorum. Son trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum buraya yine. 1, 2, 3. Tığımı çıkarttım. İlk trabzanın üzerine girdim. Buradan da ilmeği alarak çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Ve tekrar ilk trabzanın tepesine batıyorum. Yine 3 tane trabzan. Evet, bu sıramızı da bu şekilde dolanacağız arkadaşlar. 3 trabzan yapıp burada fıstık şeklini veriyoruz bu şekilde. 2 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya atlayıp bir sonrakine girerek 11 tane yine trabzan yapıyoruz. Bakalım şöyle. Evet, şöyle daha net görünüyor. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz arkadaşlar. Şurada 6 zincirimiz var. Şu fıstıkların arasında 2 zincirimiz var. Burada da 11 tane trabzanımız var. Şimdi dolanalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle fıstıklar yaparak geldik başlangıç noktasına kadar. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Şurada ilk başta fıstıkla başlamıştık. Tam bunun tepe noktasına şu şekilde giriyorum. Birleştiriyorum. Evet, şimdi buradan tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bu birinci trabzanımız. Aynı noktaya batıyoruz yine. 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 3 olacak. 2 oldu. Ve 3. Aynı şekilde tığımı çıkarttım. Birinci trabzanın üzerinden giriyorum. İlmeği çekip buradan çıkartıyorum. Şimdi şurayı bir daha sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon, 10, 11. 11 zincir çekiyorum. Buradaki fıstığın üzerine geliyorum. Yine bunun tepesinden batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımı çıkarttım. Birinci ilmekten trabzandan girdim ve ipimi buradan aldım. Evet, yine 2 tane zincir çektim şimdi.
2 4 6 8 2 4 6 8 9 Evet, 9 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çektim. Şuradan bir hesaplayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradaki birinci trabzanın tam üzerine değil, 1 ve 2'nin arasındaki yuvaya bakın şöyle. 1 ve ikinci trabzanın üzerindeki şu araya giriyorum. 1. Sırayla devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir trabzan burada, bir trabzan burada, dışarıda kalmış oluyor. 9 tane trabzan yapıyoruz. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 Tığımızı doladık. Şimdi buradaki fıstığın tepesine, bu fıstıklar hep aynı şekilde ilerleyecek. Model bitene kadar böyle tepeye batıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2'den ilmeği çıkartıp birinci trabzanın içinden geçiyorum ve ilmeği buradan şöyle geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki fıstığın üzerine geliyoruz. Buraya da aynı şekilde önce 3 tane trabzan yapıyoruz. Tığımı çıkarttım. Birinci trabzanın tepesinden girdim. Tığdaki ilmeği aldım. Evet, 2 zincir tekrar. Yine aynı şekilde burada. Tam birinci trabzanın tepesine değil, 1 ve 2'nin arasındaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir, yine fıstığın tepesine geliyoruz arkadaşlar. Şu aralarda da 11 tane zincir çekiyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Yine başlangıç noktasına kadar gelelim şimdi. Evet, bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle tamamını kameraya sığdıramıyorum. Geldik başlangıç noktasına. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum bitişte ve buradaki fıstığın yine tepesine batarak şöyle arkasından doğru birleştirdim. Fıstıklar aynı şekilde devam ediyor demiştim. Aynı yere batarak şimdi 3 zincir çektim. 2 tane daha trabzan yapıyorum. Tığımı çıkartıyorum. İlk trabzanın üzerinden geçirip kapatıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi burada 11 zincirimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Boşluğa batıyoruz. 1 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Yine boşluğa batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 5 tekrar 5 zincir çekiyoruz. Buradaki fıstığımızın üzerine yine tepe noktasına şöyle arkasına doğru batıyorum arkadaşlar, tepe noktası derken 3 tane trabzan yaparak yine bir fıstık yapıyoruz önce. Evet,
Evet, 3 trabzanı yaptım. Ve kapattım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 2, 4, 6, 7. Bu sefer buraya 7 tane trabzan yapacağız. Yine aynı şekilde 1 ve 2. trabzanın arasındaki şu yuvaya batarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 zincir. Tekrar buraya bir tane fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3. Tığımı ilmekten çıkarttım. İlk trabzanın üzerinden girdim ve ilmeği alarak buraya sıkıştırdım. Ve 5 tane zincir. 2, 3, 4, 5. Boşluğa giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar boşluğa bir trabzan. Ve 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 zincir çektim. Yine geliyorum buraya. Fıstık yapıyorum bir tane daha. 1, 2, 3 trabzan ve ilk trabzan üzerinden girdik, kapattık. 2 tane zincir. Evet, bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Burada 7 tane trabzan yapıyoruz. Yine şuralarda 2 zincirimiz var. Bu alttaki 11 zincir boşluğuna da 5 zincir çekiyoruz. 1 trabzan, tekrar 5 zincir, 1 trabzan ve tekrar 5 zincir. Aynı şekilde devam ediyor. Modelin sonuna kadar, yine birleştirme noktasına kadar bu şekilde örelim ve bir üstte birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Şimdi geliyoruz bir sonraki sıraya. Evet, 2 tane zincir çektim. Yine fıstığın üzerine geliyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar buradan 3 tane zincir çekiyorum. Birinci trabzanım olacak bu. İkinci trabzanı yaptım. Aynı yere batıyoruz. Üçüncü trabzanı yaptım. Ve ilmeği çıkartıp birinci trabzanın üzerinden geçirdik ve buradan çıkarttık. Evet, fıstıklar dediğim gibi aynı şekilde devam edecek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Şu ortada yaptığımız 5 zincirin içine giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz önce. 1, 2. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak 2 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 tane, 1, 2, 3 tane bu şekilde ikişerli trabzan yapıyoruz. Aralarda da 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine geliyorum burada fıstık üzerine batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığımızı çıkartıyoruz. Sondaki trabzanın üzerinden geçirdim ve kapattım. Burada yine 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi alt sırada 2, 4, 6, 7 tane yapmıştık. Burada da 5 tane olacak. Yine battığımız yer aynı. Bir ileriye batıyoruz burada da. 1, 2, 3,
4 ve 5. Tekrar 2 tane zincir, 1 doladık ve 1 tane fıstık yapıyoruz. 3 tane tırabzan yapalım önce. İlk tırabzanın üzerine geldim ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, burası da artık 5 tırabzan olacak. Yine kenarlar 2 tane zincir. Buraya geliyoruz tam ortaya. Yine 2 tırabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 2 tane daha tırabzan yapıyoruz. 1 ve 2. 3 zincir. Tekrar 2 tane tırabzan. 1 2 1 2 3 4 5 zincir ve 1 fıstık. 1 2 3. Yine tığdan çıkarttım ve birleştirdim. Şimdi 2 zincir çektim. 5 tane tırabzan. 1 2 3 4 ve 5. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Evet, gösterdiğim şekilde gelelim başlangıç noktasına kadar. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim arkadaşlar. Aynı gösterdiğim şekilde tamamladım ve tekrar şimdi birleştiriyorum. 2 tane zincir çekiyoruz. Yine geliyoruz buradaki fıstığımızın tepesine. Tığımızı geçirelim. Geçiremedim bu arada buraya. Evet. Şöyle birleştirdim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Birinci tırabzanım olacak. 2 ve 3. Tığımızı ilmekten çıkartıyoruz. Bunu buradan alıyoruz. Aynı şekilde. Evet, şimdi yine 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Geliyoruz buraya. Bir kez doladım. Şu ikişerli tırabzanların arasına 3 zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz. 2 tane tırabzan yapıyoruz. 1, 2. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa 2 tırabzan daha yapıyoruz. 1, 2. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Buraya da aynı şekilde 2 tırabzan, 3 tane zincir. Tekrar 2 tırabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrar geliyoruz buradaki fıstığın üzerine. 1, 2, 3 tane tırabzan. İlk tırabzan üzerine geçiriyorum tığımı. Fıstığı kapatıyorum ve 2 tane zincir. Bu sırada 5 tırabzanımız vardı. Şimdi 3'e düşecek. Yine 1 ve 2. tırabzan arasına giriyoruz. 1 2 3.
3 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane tekrar zincir ve hemen kenarındaki fıstığı yapıyoruz. 3 tane trabzan. 1 2 3 Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincirle devam ediyorum. Burayı da aynı şekilde ilk boşluğa giriyorum. 1 2 tane trabzan. 3 tane zincir tekrar. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1 2 1 2 3 zincir tekrar aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip burayı da aynı şekilde önce fıstık yapıyoruz. 2 zincir 3 trabzan şeklinde buradaki gibi tamamlıyoruz. Evet, bu sıramızın da gidişatı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Şu son sırayı yaptık. Bunu tamamlayalım demiştim. Ben bu sırayı tamamladım. Aslında 3 sırası daha var modelin. Ama 3 sırasını yapamadım. Bayağı da büyük bir model oldu. İpim yetmedi. Aynı renk ipi bulmaya çalışıyorum. Fakat bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden tonlu farklı oluyor. Başka bir tonla da gitmek istemedim. Ama bu şekilde de bir bitiriş yapayım dedim. Bu şekilde bitirişle tamamladım. Şimdi modeli öğren arkadaşlar varsa o yüzden bunu çektim. Böyle kısa bir açıklama yapayım diye. Bu son sırayı tamamladıktan sonra boşluklara sık iğne yaptım. Bakın. Şuralarda 5 zincirimiz vardı. Buralarda 3 zincirimiz vardı. Burada da yine 5 zincirimiz vardı. 5 zincir olan yerlere 5 tane sık iğne, 3 zincir olan yerlere de 3 tane sık iğne yaptım. Burada trabzanların tepesine de bir kez batarak birer tane sık iğne yaptım. Burada da aynı şekilde şurada 5 zincirimiz var, 5 sık iğne. Burada 2 zincirimiz var, 2 sık iğne ve burada trabzanların tepesine yine sık iğne yaparak geçtim. Bunu elinize göre de ayarlayabilirsiniz. Marullanmaması önemli, gerdirmemesi önemli. Dediğim gibi kaçtı, evet 2-3 sırası daha vardı. 3 sırayı tamamlayamadım ama modelin şablonunu altta yine açıklamada bulunan linkte paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz isterseniz. Diğer sıraları tamamlayabilirsiniz. Ben sık iğne yaparak bu şekilde bitirdim. İpi bulamadığım için. Ölçüsüne de bakalım hemen. Yani bu şekilde bile zaten bayağı bir büyük oldu. Evet. Şöyle bakalım. Tam 41 santimetre çapı var arkadaşlar. 41 santimetre çapı var. İki sırayı da tamamlasak 44'e çıkacak yani. O şekilde. Sonunda zaten yine sık iğne vardı bu şekilde. Bu şekilde tamamladım. Sizler de isterseniz böyle tamamlayabilirsiniz. İsterseniz aşağıdaki linkten şablona ulaşır. Şablondan son sırayı tamamlarsınız arkadaşlar.